Solasa'da kaldığımız yerden ikinci bölümden devam edeceğiz. Herkes bir gelsin. Bakalım başımıza neler gelecek. Oyun sonunda bizi saldı. Şimdi abi burası ana şehrimiz. Gördüğünüz şehir. Tabi bu kadar değil. Kocaman bir şehir aslında. Şimdi ilk olarak şu aşağıda bir karakterimiz var. Gördüm. Gördüm onları. Bu abla bir guild üyesi. Scavenger diye. Bu Scavenger'lar. Okey. Birazcık ileride açıldı. Scavenger'ların olayı senin haritada bıraktığın item'ları alıp değerinde altın ödemesi. Güzel. Ya bir de item'ları da galiba geri alabiliyoruz. Aynen, item'ları geri alabiliyorsun, seçebiliyorsun. Yani sana bir liste veriyor böyle ana ekranda. Ya bu mantık çok güzel olmuş. Yani bunun bütün bu tip oyunların hepsinde olması gerekli bu mantık. Yani hani boşuna üstünde şey üstünde taşıma demiş. Aynen, üstüne taşıma. Boşu boşuna ay şurada loot vardı onu alayım, oradan dükkana gideyim satayım, oradan tekrar geri alayım, ha onunla uğraşmıyorsun. Çünkü birebir eşdeğer fiyatına satıyor parayı da. Hani para da kısmıyor senden. %75'ini veririm falan demiyor. Hani aynen. Çok güzel bir mekanik. Birebir fiyatını ver. Şimdi şurada bir abimiz var. Bu abi büyülü eşyalar ve otlar satıyor. Şu anda kapalı tabi. Şeyi henüz quest'ini almadım. Aynen. Hugo Require diye. Bu abimiz büyülü eşyalardan ve işte şeyler, magical şeylerden sonra. Doğrusu. Sonra şurada bir tane ablamız var. General Store muydu bu da? Bu da General Store. Bayağı bildiğiniz normal General. Bu abla da açılacak birazdan. Görevimizi alayım. Biz görevimizi onun dışında alalım. Bence devam edelim. Daha fazla aha, burayı araştırmaya et. Gerek yok. Yok gidelim. Yok. Önemli şeyleri gösterdim sadece. Bu üçü önemli karakterlerden. Diğerlerini zaten şeyi yapınca göreceğiz. Okay. Birkaç tane guild var şeyde şu anda. Hikayesel olarak. İşte klerikler gildi, wizardlar gildi, enchanterlar gildi falan diye böyle gidiyor. Okay. Bu guildlara bazı özel eşyaları vererek reputation kasıyorsun. Evet. Guildlarla. Aynı zamanda şey olayı da oluyor. Onların görevleri de gelebiliyor. Mesela belirli görevler geliyor. Kim? O görevleri yaptığınızda bir guildle şey yaparken artıya gelirken diğeriyle eksiye gelebiliyorsun. Peki. Burada o yüzden dikkatli konuşmamız seçmek gerekmiyor mu şu an görev için? Hı-hı. Yoksa başka bir görev mi? Yok şeye gidiyorum zaten. Görev yerine gidiyorum bir yandan. Yok, Palos var ya burada bir tane. Ha yok yok. O Chaplin, görev Dallon değil. Görev olanların üstünde ünlem işareti olur. Ha okey. O sadece konuşabiliyorsun demek. Aynen. Okay. Onun dışında gitlerin şey kısmı, reputation kısmı şöyle çalışıyor. Her gildin satıcıları bazı eşyaları reputation'la satıyor. İşte örnek söylemek gerekirse Belt of Giant Strength'ti. İşte reputation'da 70'e gelirsen satarım diyorsun. Prenses ayrılıyormuş abi konseyden. The maid who empties her chamber pot. No, we're not as important as that. Perhaps her stable boy? You thought it would be the princess. Doesn't she lead the council? No. In this chamber, she's just another delegate. Ne demek lan? Prenses varsa öğretir. Sus. Trusted by all. Lord Carol. Yes, my lady. Are these your new deputies? They are, my lady. My name is Lyra Keith, oathkeeper of the council. Quiet, everyone. I will be administering your vows. Once sworn in, you will carry the authority of the council wherever you go. Your every action will reflect upon the council's reputation. Remember that. Always. Now, please. Main storyline'ın bu arada çoğunluğu konsülle reputation kasmaya dayalı. Peki.
Bir yerden sonra konsülden ayrıldı. Şey olarak. Reputation görevi olarak değil, normal görev olarak almaya başladı görevi. Ses görüntüden önce geldi. Arada öyle oluyor. Thank you for your service. Congratulations, deputies. Wait, that's it? Hakikaten bu kadar mı? Evet, bu kadar. Yemin ettik, bitti. Oldu, bitti maşallah. Frankly, the speech was quite long enough for my taste. Your formality reflects the solemnity of your oath. But more would probably be immodest. So, the mission. Ha, evet, anlat. You know, the council maintains a number of outposts to secure the border between the principality and the marches. One of them is the former imperial fortress, Kaelem. It's held by some 50 troops under the command of Captain Henrik. He sends us weekly status reports, or rather Captain Henrik'i mi bulacağız? We haven't heard kayıp mı olmuş, rapor mu vermiyormuş? 3 hafta olmuş. Leave immediately for KLM and find out if anyone there is still alive. If Captain Henrik or anyone else. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama şehir isimleri Witcher'ınkiyle benzer. Aynen Ahmet abi, Lord... Hepimizin kendi karakteri var ama Oğuz'da 2 tane karakter var. 4 kişilik oyun olduğunda. Ya bendeki karakter bir de direkt NPC. Hazır karakter aldım direkt abi. İkinci karakteri. Aha. Ben bir tanesini yaptım sadece. Ya olursa dördüncü gelmek isteyen buyursun gelsin. Bu karakteri veririm dördüncü olarak. Katılmak isteyen varsa. He inspires trust, loyalty and courage. Hence the decision to post him there facing danger. Wait, these marches. They're not in the Badlands, are they? The marches are a no man's land between the civilized worlds. Siz ne biçim şehirsiniz lan? Başka askeriniz yok mu? Gitsin o yapsın. Köle miyiz biz? Allah Allah. 3 kuruşa canımızı tehlikeye atıyoruz. Bu yeni makine mi alacaksın Ahmet abi? Just find out what happened. Run back if you get scared. Got it. Though we were hoping for a first mission with more riches than risk, if you catch my drift. You don't get to choose your mission, I'm afraid. So, gather what you need and go. Time is of the essence. Right. I guess that's that. It's on to KLM. Galiba az evvel sağda çıkan şey Reputation'dı sanırım. Çok hızlı geçti. Sol tarafta anlatıyor size Reputation. 5 farklı level atlamışız. Faction var. Bunlar faction diye geçiyormuş pardon. Ha, long rest'te atlıyor biliyormuşuz maalesef evet. Levelleri. Aynen. Şimdi 5 farklı faction var. Faction'lara journal'dan bakabiliyormuşuz şu anki reputation'lara. Hemen bakalım. Hemen şöyle bir gösterelim. Her şeyin faction'lar ha. Yukarıda. Antiquarians var abi. Arcanium var. Circle of no. Danantar. Danantar var. Tower of Knowledge var. Scavenger'lar var. Bir de Principality of Masgard var. Principality of Masgard işte az önce konuştuğumuz arkadaşlar. Yani bunlar konsey aslında. Aynen konseyin şeyi. Bu Scavenger'lar az evvel bahsettiğimiz Scavenger'lar işte az önce şeyler. Bahsettiğimiz organizasyon. Scavenger'ları of... yanına alalım. Tabii canım. Kaç tanesinin of... yanında olabiliyoruz? Birbiriyle zıt olan kaç tane şey var burada? Yani yanlış bilmiyorsam bazıları birbiriyle zıt da hangisi hangisiyle zıt şu an hatırlamıyorum. Kesin Circle of Dalantar'la Tower of Knowledge birbirine zıttır. Kesin yani. Abi şöyle Tower of Knowledge daha çok wizardların şeyi, bilgi üzerine kurulmuş bir faction kendisi. Adı üstünde zaten Tower of Knowledge.
Circle of Danantar işte şeylerin adventure'ların büyü okulu gibi bir şey teknik olarak. Tamam işte abi, bir relik belik bulduğun zaman o diyecek ki bana getir. Hayır, o diyecek ki bana getir. Onlar bu yüzden birbirine evet, düşecek. Ben sana söyleyeyim. Ya birbirine düşme olmuyor da hangisini getirsen onunki artabiliyor. Görevler şey yapıyor. Yani tamam işte, buna götürdüğümde buradan düşebilir işte. Extra reputation olabilir, bana niye getirmedin deyip. Ya da tam tersi. Hı hı. Arcanium büyülü item üzerine araştırmalar yapan büyücüler topluluğu. Peki. Buradaki büyülü itemlar şey değil. Hani günümüz yeni yapılmış büyülü itemları değil. Ancient magic item kısmına bakıyorlar daha çok. Okay. Eskiden kalma büyülü item. Antiquarians da bildiğin antika ne varsa ilgilerini çeken kolar arkadaşlar. Pekala. Hadi. Onu yolda düzeceğiz bakalım, nereye ne gideceğiz, ne kadar arttıracağız, ne yapacağız. Ama scavenger'ları abanacağız onları, o belli. Bir yere gidip long rest alacağız, hadi. Evet. Benim şurada hatırladığım bir çiçek loot'u vardı, onu alayım. Çiçek loot'u. Han'a doğru geçiyor, evet. Bu arada M'ye basarsanız harita bayağı açık. Bakalım. Oo, peki. Haritada tıklayabiliyor muyuz mesela? Market Street tıkladım. Gidiyor mu? Tıkladığın zaman gidiyor. Ha, gidiyor galiba. Ha, güzel. Hı-hı. Ben Market Street'e gidiyorum. Faction'ın konuşabileceğimiz kişilerinin üstünde bayrakları var. Hangi faction'dan olduğu dair. Onlara da o şekilde eklemek istemişler. Hani direkt gidip tek tek sormayın, ezberlemeyin diye. Ben Han'a bastım, gidiyorum. Gördüm, geliyorum peşiniz. Dur, Han neredeymiş, ben de Han'a geleyim. Ha bu arada oyunda şu an Wizard'ımız olmadığı için söylüyorum. Para biriktirmemiz şart. Okey. Nereden giriyor buraya? Ha, şuradan. Çünkü Identify az buçuk pahalı. O yüzden Identify yapmadan giyeriz ya itemleri. Giyince Identify oluyordu. Giyince şey... Ne derler ona? Özelliklerini bilmeden giyiyorsun. Etiyon oluyorsun sadece. Direkt şunu diyelim. Çünkü eşek sidiğine benziyor demişti abi. Clary'imiz bir agent. What? I've never had any complaints. Adamla niye aramızı bozmaya çalışıyorsunuz? Abi eşek sidiği bira vermesin bana. Allah Allah. Düzgün bira versin. Buradan bunun hakkında basıp bakayım. Sure. Just walk up to the suite and settle in. A suite. Oh, it's more like a large bedroom really. But you know, this is the capital city. Abi direkt oda almasaydın, bilgi alsaydık. İnince alırız ya dönüşte, şimdi bir level atlayalım. Level up! Hay yani. Level up! Bu arada zarlar çok iyi geldi ya. 17-20, 17-13, 17-11. Bana 8 HP geldi, 5 atmışım. Ortalama alıyor değil mi şu an zarı direkt, okey. Şu an ortalama alıyor. Hey, cunning action'ım açıldı, okey. 9 hit point almışım ben de. 22 olmuşum. Fighting steel. Ha. Okay. Ben spellerimi yapayım bari paladin şuna olarak. Bakayım tabii. Ben hazırım. Okay. Next. Yani abi ben mecbur archery'ye gidiyorum. Zaten ranger oynamak istiyordum. Ne alalım? Ben de bir cure wounds alayım mı? Yoksa yeter mi şey? Cleric. Yoktu. Abi bende de var. Var mı bende? Tamam o zaman. Evet, ben de iki tane atabiliyorum. Tamam, başka hiçbir şey kullanmazsam. Tamam, good berry alıyorum o zaman. Yemeğimiz bitmesin abi. Bir de Hunter's Mark alayım. Oyunun en güzel spellerinden
oyunun en güzel iki spellinden bir tanesi Goodberry. Abi evet, yemeğin bitmemesi kadar güzel bir şey var mı ya? Diğeri de Create Food and Water. Neden biliyor musun abi? Yolda çünkü yemek bitebiliyor. Yemek biterse exhaustion yiyorsun. Rest alsan bir açlıktan dolayı. Create Food and Water olduğu zaman klerikler ve rangerlar ya da druidler, hangisi sahipse büyüye, rest almadan önce keste diyor. Yemek oluyor. Onu yiyorlar. Senin çantadaki yemek duruyor abi. Doğru. Okay. Üstüne bir de yolda giderken de avlanabiliyorlar. Şans eseri. Şimdi bakalım. Niye alalım, ne alalım? Neleri almış bu kendiliğinden? Beyin almış sanırım. Değil mi? Altında tikli olanlar seçili herhalde. Guiding Bolt almış. Guiding Bolt almış. Protect vs. Evil and Good almış. Inflict Wounds almış. Healing Word almış. Ve Shield of Fate almış. Cure Wounds sende varsa zaten almaya gerek yok. Yani bir Guiding Bolt lazım zaten, olur. Muhakkak olur. Ama beyni almayıp onun yerine Detect Magic mi alsam? Bu kadar erken beyne ihtiyaç olur mu? Detect Magic al. Değil mi yani? Beyin yerine Detect Magic almak daha mantıklı gibi geldi bana. En az bir kişi de Detect Magic olsun. Tamam, beyni almıyorum. Beyni sonra alırız. Detect Magic aldım onun yerine. Zaten Healing Word ile Inflict Wounds. Inflict Wounds farkı neydi ya? Dur bir kere. Çok vuruyor. Inflict Wounds vuruyor. Vuruyor da işte, oyundaki... ne kadar vuruyordu? Onu nereden bakıyorduk? Yazmıyor. Üstüne getir mouse'u. Yazmıyor. Bir target atıyor. 3D 6 damage atıyor galiba. Dur ha şey, 6'a basıp atacağım sanırım. Dur. Evet. 3D 10. Peki. Peki, ben ne hatırladığımdan da fazla. 1 level spell bu ha. Biliyorum. 1 level olmasına rağmen 3D 10 bayağı iyi yani. O oyundaki en çok vuran 1 level spell zaten. Aynen. Okey. Nereden? Direkt close mu? Herhalde. Uyandık işte, hadi. Aynen. Abi Detect Magic'i ritüel olduğunu biliyorum ama şey, almasının sebebi şunda: bazı yerlerde ritüel yapamayabiliyoruz. Mağarada falan yaratıkların arasında ritüel yapmak yerine direkt çat diye kestetmek için aldım. Şu abiye gidip yemek alacakmışız, gidiyorum ben. Olur. Biz de çıkışa gidelim o zaman. Yo, direkt çekecek. Öyle mi? Tamam. NPC konuşmalarında bütün partiyi çekiyor. Ne satıyorsun? Ya da dur, hadi gör. Hadi abi. That's me, the one and only. Yeme lazım bize, yeme. Ne satıyormuş? Mace satıyormuş. Ration parç alacağız işte. Armor satıyor mu bu? Satıyor. Ben şu üstümdeki skill meydan kurtulmak istiyorum da. Paramız varmış. Paramız var da yetmez ona ya. Para bu arada ortak. Para ortak, harcamayalım. Bir şey diyeceğim. Ayarlar geçmemiş galiba oyunu abi. Nereden anladın? Encumbrance'a bakın, anlayacağım. Niye geçmemiş? Evet, geçmemiş. Ya abi, o kadar ayar yaptık, apply dedik. Bilmiyorum, geçmemiş. Abi o zaman hiçbir ayar geçmedi. Teşekkürler Ahmet abi. Abi o zaman campaign oynamanın mantığı yok ki şu an. Bir dakika, settings'ten bakacağız. Yok şey, ayar yapıp gir çık yaptığımızda şey yapacak, ayarları kaydet. Şu an sen değiştirebiliyor olman lazım oyunu. Bakacağım şimdi. Oyunu kapatıp başlamayı istediği için yapıyor olabilir ya. That's why you should stop by our headquarters. Önce şey yap, settings'den ayarla. Is that compulsory?
No. But you'll find our services useful. Everyone does. Did Lord Karan not tell you? No. He pretty much stuck to giving orders. Oh, right. Anyway. We ben bu karına taktım ya. Lord Karan'a. Lazım bu scavenger'ların başıymış. Buna değil, Lord Karan'a taktım. Bu yüz oldum herife. Kıl. Kıl kuyruk ya. Tam dayaklık. Bık 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 konuşuyor. Inviting beggars to the council. How peculiar. I'd rather visit the temple, honestly. So what do you think? Bir paladin bık klerik konuşması. Evet ya. I've had enough talking. Let's go kill some monsters. Bunu söyleyenin paladin olması. Ya klerik dese okey diyeceğim de. Bir gidip konuşalım bu arkadaşlarla. Bir gitme ya. Konuşma bir dakika. Ayarları bir yapalım. Bu niye kabul etmedi ayarları, ben onu anlamadım şimdi. Bir kontrol edelim. Ayarları aç abi. Game'e açık gel. Da. Açık açık. Tamam, biraz aşağı in. Costume difficulty'yi aç. Yok hiçbirini mi? Evet abi, evet, story mode'da şu an yok artık. Ya senin yapacağın şey ben ya. Onları ayarla. Neyi açmıştık? Dur ona bak. Şeyi encumbrance'ı tabletop yap. Bu niye kendi kendine kapandı abi bir daha? Ben kapattım diye mi setting, sende de mi kapandı? Yoo. Abi bende açık. Yani bilmiyorum. Tiki kaldırdı kapandı, bir şey. Bizde kapalı zaten, biz ayarlayamıyoruz. Tamam. Host ayarlayabiliyor sadece de. Yok işte, ben tiki açtığım halde tik kalktı tamam. Bir anda kendi kendine de. Peki. Bunları değiştirmemiştik diye hatırlıyorum. Yok, encumbrance'ı aç. Tabletop yap. Nerede o? Direkt bir dakika. Aşağıda. Bunu tabletop yaptık. Gerçi spellbook kullanmıyor bizde kimse. Wizard'da oynamıyoruz. Aynen. Onu tamam, açmana bakalım. Gerek yok. Okay. Universal Scroll'u açacağız mı? Ya caster'ımız yoksa açabiliriz. Arcane caster'ımız yok. Biz kullanalım en azından. Spence aynen. Arcane caster'ımız yok. Arcane Scroll'ları kullanamayacağız şu an partide açmasak. Ya satardık. Para lazım diyorum. Kullanırdık. Damage lazım, büyü lazım. Büyücü değiliz. Klasımız da yok. Zaten aynen. Büyücü olmadığımız için kullanamıyoruz scroll'u. Evet, o yüzden kullanmamamız gerekiyor. Ben de onu diyorum. Tamam, in o zaman aşağı. Diğer ayarları yapalım. Aşağı in. Dur random. Bu zaten böyle kalacak. Burada değiştirmedik diye hatırlıyorum. Reroll Exploration Checks'i açacaksın. Bunu açmış mıydık? Ha evet, açmıştık. Bir de Allow Attuning Unknown Item. Apply. Şimdi kapat aç mı yapmam lazım? Bir daha bir bak. Apply de. Apply dedim zaten. Tamam şimdi ara aç ayarları bir daha bir bak. Olduysa sıkıntı yoktur. Ama yok, baş olmuş. Ama baştan tamam, açman lazım diyordun ya. Çünkü abi bunu böyle apply deyip zaten oyunu başlattık. Niye öyle başlattık? Hiç fikrim yok, yapacak bir şey yok. Şimdi neyse. Bakayım anlarım. Açtım envanteri. Tamam aç, kapatıp açmana gerek yok. Encumbrance düzeldi. Ya neyse, kombata girmemiştik zaten, iyi oldu. Kombata girmeden yaptığımız iyi oldu. Aynen. Yoksa çok basit olacaktı. Şimdi. Görev ne diyor? Scavengers'ların şeyine gideceğiz. Headquarter'ına gideceğiz öyle mi? Headquarter dediği 2 metre ötesi. Headquarter evet, ama sokağın ortası. Headquarter'a bak. You came. You piqued our curiosity. So, what exactly do you have to offer? You don't know. Dur bakayım, telefon şarjı olmuş mu? Evet, cık cıklandık. What help do you offer? Ben iyilik boğaşı satıyor musun diye sordum valla. What kind of help do you offer to people like us? Simple. Now, people like you typically carry out missions for the council. In the marches. Even in the Badlands. Sometimes far away, like Captain Merrin. Who's Captain Merrin? You really must be new. She's one of yours. Senior deputy of the council. Anyway, you trek out to some old ruin in the Badlands,
kill a bunch of orcs. Well, you're still a bit green. So let's say goblins. Geldim. Ouch! You're hurting our feelings. Ne oldu ya? Niye duygularım incindi? Ne dedi ki? So let's say you find yourself with a whole load of rusty swords. Anlatacağım, konuşmamak istiyorum. 2 dakika telefon almaya gittik, duygularımız incinmiş. Ayranımız dökülmüş. Aa. So instead, you brave heroes just clear the place of monsters and draw us a nice clean map. Allah razı olsun. Take our carts and pick up every piece of junk. We bring it back, we sell it, and we split the profits with you. We move the stuff, you go off to kill more bad things. Everybody wins. For a percentage, of course. What? You could never carry it all anyway. Not in your little çok backpacks. Mantıklı bir sistem değil mi ya? Scavenger'lar mı? Evet evet. Yani çok beğendim. Niye incindim biliyor musun? Niye, ne oldu? Önce şey dedi, killing bunch of orcs dedi. Sonra baktı bize, çok yeşil gözüküyorsun. Bu goblin diyelim o zaman dedi. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya, ne dedik? Thank you. I guess that's it for us. Kör galiba teyze. Feel free to visit us anytime. Or drop into any scavenger camp. Are there others? Yere atıyorduk değil mi? Where we can settle. By the way, if you find Captain Henry, relationship improved. Artı 11 oldu şu an scavengerlarla aramız. Artı 100 eksi 100 arası o şeyler. Right. We'll tell him if we find him. That would be appreciated. The more you do for us, the more we do for you. Oh, so this business relationship can get better. And I hope it will, friend. I guess we'll see you around then. Sure. Good luck out there. And don't forget. Bunların arkadaki kutuları lootlayabiliyorsun. Parlıyorlar bak ekranımda. Oradaki parlayanlar party chestlerimiz abi. Ha. Hı-hı. Şimdi bak, scavenger'lar alanı tarıyor ya abi. Hani dedik ya, itemları toplayıp şey yapıyor. Evet. Şurada bir şey var, board var. Gördün mü? Ablanın yanında bir board var. Hı-hı. O board'da çıkıyor alanlar. O board'da belirli süre bekliyorsun. Şey yapıyor, hani gidip topluyorlar, o süre dolduktan sonra o board'dan kabul ediyorsun. Orada açılıyor topladıkları envanter. Bu sandığın içinde Dragonstan şeyi var, bir de biyografi var. Hı-hı. Bunlar da işte hikaye. Hı-hı. Onları açıp yok, okuyalım mı? Direkt bir şey alayım mı onları? Sen al oku, direkt. Ben de şu crafting menüyü de okuyayım bari. Hayır, yanımıza taşımayalım diye demiştim de o yüzden. Gerek var mı yani? Oku. Sadece. Taşımamıza gerek. Cure Wounds Scroll'u craftlayabiliyormuşum. Blood Daffodil'iniz ha, varsa. Ha dur, şeyi okuyorduk değil mi? Crafting manuel basic poison. Crafting manueller ortak. Craft için gerekli şeyleri sağlıyorsan craft'ı yapabiliyorsun. Ha, ortak olduğu için şu an mesela basic poison'ı şey de yapabiliyor. Herkes yapabiliyor. Sadece gerekli şeylere ihtiyacı var. O abiden okay. Üzerinde bir şey varmış. Gideyim bir konuşayım şununla, ne diyor. Abi bir bırakın da okuyalım ya. Okursun okursun sonra. Next diyemiyorum. Oyun bug'a girdi. ne satıyormuş bir öğrenirim. Bu da magic shop'umuz. Ha, crafting şey skill'lerini öğretiyor bilmem ne. Resipi alman lazım falan. Burada resipiler satılıyor işte. Ha, resipiler mi satılıyor şurada? Yok, scroll'lar satılıyor. Scroll'lar, resipiler, şeyler, bitkiler, istirler. O identify ve detect magic. Fiyatlarını gördün mü? Çok da pahalıymış ya. Lan. Ay ya. Yanlış bir şey yaptım. Bir şeye bastım. Adamı sattı mı ben onu? Ha yok, satmayacağım onu. Satın alıyordunuz. Ben sat almayayım. Hayır hayır dur. Yanlışlıkla yaptım. İyiyim. Şu anda buradan alacak bir şeyimiz yok.
Dragon Stand Queen of Mythical. Abi çok uzun ya. Devam edelim biz. Devam. Devam ki. Outpost'a gidiyoruz. Orada Astronaut Dark Bane'den kalan bir Dragon Stand şeyimiz var. Hikayemiz var. Onu okuyacağız bir ara. Oyun nereden aksın. Çıkıyoruz bu şehirden? Şehirden mi? Şurada. Şuradan dediğin. Göremiyorum. Ben haritadayım. Takip edin. Benim karakterimi takip. Senin karakterin nerede? Buraya. Ha şu mavi yerden. Okey. Zaten orada gözüküyormuş direkt mavi diye. Yani tamam. Evet. Bakalım. Beni bekliyor. Herkesin gelmesi gerekiyor. Hem karakter küçük küçük yavaş koşuyor. Küçük yapmasaydın karakterini. Senin karakterin küçük de benim karakterim de ağırlık yiyor. En önde ben gidiyorum. Ne çünkü yola biliyorsun. Bizden önce başlarsan koşmaya. Tabii ki en önüne gideriz. Evet. Traveler map. Foraging yapabiliyormuşuz. Güzel. Traveler page. Evet. Hızlı gidersin. Aa, hatırladım hayal mi? Hızlı gitmeyeceğim Ranger ama. Ranger olursa prepare hızlı git, train'te. Hızlı gitmeyeceğim. Hızlı gitmenizi tavsiye etmem. Aynen. Yok. Normal, normal hızlı gidin. Mecbur kalırsak hızlı gideriz. Aynen. Acele olmadığı sürece hızlı aynen. Gitmenizi tavsiye etmem. Hızlı gitmezseniz çünkü hem loot craftlarınız bitebiliyor. Hem de ekstradan yemektir bilmem nedir loot gelebiliyor. Hem de combat çıkabiliyor. Peki combat'ta experience oluyor. Expedition serisindeki gibi şeyimiz var mı? Süre sınırımız var mı? Bir görevlerde. Neydi? Görevlerde. Ha yok. Hani bu görev için demiyorum genel olarak. Yani şöyle diyeyim. Benim oynadığım yere kadar, şu ana kadar hiçbir görevde süre sıkıntısı yok. Okey. O zaman kayarleme doğru gidiyorum. Evet. Let's go. Traveler yalnız. Normal gidersek 3 günde gidiyormuşuz. Hızlı gidersek slow gidersek 4 günde gidiyormuşuz. Hızlı gidersek 2 günde gidiyormuşuz. Normal hızda ilerleyelim ya. Normal hızda gidiyorum. 3 günde gidelim abi ne olacak? Random encounter çıkar zaten karşımızda. Ne çıkar herhalde. Bu arada random encounter'ları biraz karışık. Bayağı random. Bulamıyormuşuz. Hani birkaç şeyde falan denk geldim. Bir oyunda arkadaşlarla başladığım bir oyunda random encounter derken olarak geldi. Geldi. Aha banditler geldi. Ve surprise. Bizi surprise etti. Çok güzel. Kim tutturamadı acaba o çeki? Ben şarkı söylemişim ya ondan geliyormuş. Gelmişler galiba. Oğlum ses çıkarmışsın. Yolda niye şarkı söylüyorsun? Sen önce şarkı söylemişsin sonra zarla oynamaya başladın. Kumar oynamışsın. Kumarmaz ya. Ne yapacağım bu bize arkadaşlarımla oynarken sadakat bağı yolda abi? Yolda yürürken böyle bir şehirden bir yere giderken random encounter olarak air elemental çıktı onu random öldürene encounter. Kadar böyle 3.5 attık ölüyorduk böyle iki karakterimiz falan ölüyordu. Peki. Aa bizim revive almamız lazım abi. Revive deli gibi pahalıdır şimdi. İniştirde güzel attık. Universal Scroll bu yüzden güzeldi. Ben 1 attım. 23'ten fazla attılar ya da surprise olduğumuz için mi ilk onlar gitti? Evet. Surprise olduğumuz için. Gitti. Ya ilk tur onlar oynayacak ki her türlü. Gelsinler. Bir ağızlarına çarp. Abilerin yanına gidin de ben de sneak attack alayım. Al geldi. Ya ben dedim ama sana ben Shift Blade gideyim diye. Bunun olacağını biliyordum. Sen okçu mu yaptın karakter? Evet komple okçu yaptım. Tamer aldım. Archer aldım bir de üstüne. Tamam. Ama şeyim var. Değil. Ya tabii canım artı veriyor sadece o Archer zaten. Artı 2 veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hı 2. Bu niye bu kart takılıyor ya? Abi tırmanamadı da oradan. Sıra sende. Ben de. Bir dakika adam... Attack Opportunity'yi nereden görüyoruz? Attack Opportunity vuran kişi kırmızı parlıyor. Kırmızı parlıyor. Evet.
bulunduğu kare kırmızı mesela parlıyor bayağı. Mesela şuraya geldiğimde mesela... Dur, ama önce gelmem lazım. Göreyim diye dedim de... Bence şu highwaymin önce bir aradan çıkaralım. En sıkıntılı o gibi gözüküyor. Tabii şu an zaten bende kılıç var ve bonus atağım da var aslında. Gidip dalabilirim. Ama benim yanımdalar zaten. Ben direkt çat çat... Biri burada. Ben highwaymine doğru gidiyorum o zaman. Şuraya doğru gidiyorum. Oyun kasıyor. Niye kasıyor? Göktuğ'un internetinden dolayı. Bir şeyden dolayı. Eskiden kasmıyor. Waiting for Lucky Hole 2 diyor. Şu an kasmaz bak. Waiting is gitti. Senkronizasyon bekliyor ya oyun. Önce şu beleşi bir yesen. Ben bir ayar yapayım da. Abi gerçekten mi? 3 attan acı. Ya yani işte ona diyorum zaten gerçekten. Mise değil. Abi! Peki. Yani... Öpecek o abi beni şimdi. Göktuğ sende kasmıyordu bu oyun ya. Şey... ben oyunu her açıp kapattığımda ayarlarım bir şey oluyor da. Ha. Ayarlar bozuldu. Onu yap. Az evvel gördüğümüz üzere. Bütün ayarları baştan yaptık ya. Kapatıp açmamız lazım mı oyunu? Yok. Well done. Bir tane bu arada ölüyormuş adam bak. Yukarıda fark etti. Yukarıda fark ettiğiniz üzere canları soru işareti. Evet. Öyle. Eğer mouse'u üstüne getirip alta basarsanız knowledge diye bir kısım. Attack of opportunity yedi adam. Mouse'u üstüne getirip alta basılı tutarsınız. Aynen knowledge kısmı var. Bu knowledge ondan bu kadar kesmemiz gerekiyor. Hmm. Hayır smite'lamayacağım. Öldü. I'm not on my watch diye şey geldi. Çımıklı geldi. Aa ıskaladı. Sen de ıskala. O da ıskaladı. Çok iyi. Çok iyi. Klerimiz ne yapıyor? Klerimiz ne yapsın? Vursun ya direkt dümdüz. Git birine spell atma ama ya da günü bitecek. Yok normal vuracağım ya. Dur bakayım. Ama çantırı de vardı. Highwayman'e vur canını az zaten. Diğerini de biz hallederiz zaten. Ben Highwayman'e gelebilecek mi? Şuradan vur. Kentrip at. Sacrifice'in yok mu kentrip olan? Sacred Flame. Şimdi nasıl yapıyorduk büyü şeyini bunda? Cast spell seçip oradan büyüyü seçiyorduk. Aynen. Aynen. Cast spell seçiyorsun yukarıda büyülerini aktarıyorsun. Yok aksiyondan seçmen lazım. O oradakini seçersen bonus da değil. Ha, aksiyondan. Dur. Ha doğru burada da varmış. Tamam. Var ya. Yok yok evet. Tamam buradaymış. Ben onu sağda zannettim. Bir dakika. Abi neyimiz var mı? Normal Deck Wound'umuz var. Guiding Bolt atabilirim. Cantrip at orada Sacred Frame var ya. Öldürür zaten Highwayman'in canı çok az. Kaç canı var ki onun? Dur bakayım. 4-5 canı var. Evet evet bayağı yokmuş zaten. At bakayım. Peki. Adam save it. Success dedi. Peki. Yani. Bonusu harcamayacağım o zaman. Direkt end turn diyorum. Hı hı. Ama demeden şöyle geleyim. Sen tanksın biraz, gerçi değil mi? Senin arkana geçeyim. Biraz geriye çekebilirsin Kleri. Evet, evet. Yukarıdan yani, bir adam daha gelecek. Yukarıdan mı gelecek? Dur. O zaman bak, şurayı burada, alayım. Burada bir adam daha var. Aa burada. Şurayı alayım. Zaten bana gelene kadar ölür o. Şurayı alayım. Burada adam. Lan yukarıdan dedin. Bana göre yukarıda. Bana göre aşağıdaydı o. Yürüdükten sonra şey attı. Neyse vurmadık Kleri. Vuramadı zaten bana. Aynen. Benim AC yüksek. Hocam hazır mıyız? Hazırız. Öldür. Şunu alalım. Alamadık. Ya ben o adama mı vuracağım sneak atağım varken? Ben ona vurmayayım ya. Abi onu indir ya. Sneak atak almasaydın sen de. Sneak atak otomatik alıyorum ya. Her türlü yanında birisi olunca falan. Bir daha vurabiliyor musun Göktuğ? Onun yok şeyi. Reaction'ı. Şey reaction demişim. Bonus action'ı. Ekstra atağım yok. Hmm. Henüz. İyi sen vur onu. Tamam ben indireyim onu. Hatta dur o. Bonusla indireyim onu. Güzel. Sonra şu ileriye yakın olanı aynen, oraya ona, git ona yapacağım.
Seninki Fransızca öğren. Ya da geri gideyim. Dur, yok, geri gidip ok atabilirim aslında da. Ha, ama şey yiyor değil mi bu? Silah değiştirmek. Silah alıyor değil mi? Yo, değiştirmem bir şey almıyor. Sadece bir daha değiştirmeni kilitliyor. Benim bak sevmediğim yana geldik. Şimdi mesela ben burada atak deyince adama basabilmem lazım. Basamıyorum, uzaktayım ya. Divinite de mesela bastığımda gidiyor. Ben ona alışmışım. Burada en başta yürüyeceksin, ondan sonra şey yapacaksın ya. Yapacak bir şey yok. Şey yürü. Kötü olmuş yani. Dur, nasıl bırakıyordu bunu? Ha, şöyle. Gel buraya. Yapıştır. Abi gerçekten 4 mü attın? Yakıyor. Muhteşem ya. Tekleyecek şimdi. One shot, one kill. Tekleyemedi sandım bir an, biliyor musun? Hatta şunu yapayım, ben de şu adamın arkasını kapatayım bir. Şeyi görüyor değil mi? Ben mesela şu an oka geçsem friendly fire'ı görür değil mi? Onu yapmışlar yani, düzgün çalışıyor değil mi? Önünü kapattım. Friendly fire değil, şey veriyor, cover veriyor. Ha. 5S yani sisteminde senin... de öyle. Abi yani peki. Hadi at şuna bir Sacred Flame, bu sefer tuttur. Göreceğiz. Atamaz rolü. Sacred Flame'de save atıyorsun ya. Adamın atar. Adamların artı biri vardı, demin atamadı. Göreceğiz şimdi. Abi daha mı geçiyorsun? Kendi 18 attı. Yani. Lootları almamız gerekiyor mu fight içinde? Yo, fight sonra. Fight içinde değil, fight'tan sonra şey veriyor. Hak okay. Veriyor. Vur da bayılsın şu. Hadi. Güzel. Ağzına. Smite kullanmayacağım. Ya da kullansam mı? Rest alacağım zaten. Ya. Yok, kullanma kullanma. Ya bir tane daha falan şey çıkar. Gerek ölmedi yok. Bu zaten. Varmış. Hakikaten ölür diye dedim ama neyse ben... Neyse sen de sıra vur. Abi gel şuraya. Geç oka. Öyle yapacağım. Salla bir tane ok. Aynen. Goodbye my friend. 3 ne abi? Allah'tan artım var yani. 3 nedir ya? Zar. He biz zaten rest sırasında... Şey rest oldu. Sırasında yedik. Aynen. Şimdi ben alıyorum. Tamam, sen ben bir al, dağıtırız şeyleri. Ya loot al dedim ya. Üstünde boşu boşuna taşıma. Evet, dağıtacağız atlar, şimdi. Almayacağımız sonra. Şeyler var. Loot al deme o yüzden. Vallahi aldım her şeyi. O kadar alma şey işte, aldım. Alma. Sen light armor istiyordun mesela. Light armor düşmüş. Ne şey abi mail şeyleri? Düşmüş burada. Bende şu an scale mail var abi. Yere atıyorum bak. Light armor'u da atıyorum. Chain mail'i de at. Bana atabiliyorsun direkt. Burada light crossbow var. Yere koyuyorum. Yerden bakalım ne abi istediklerini. Abi işte yere koymana gerek yok, onu diyorum işte. Direkt bana doğru. Atabiliyorsun. Sürükleyip benim resme atıyorsun. Sürükleyip resme bırak. Ah sana verdim. Bakalım. AC'si kaç? 11 AC'si var. Dex bonus veriyor. Great sword var bak, 2D6 vura. Gerek yok. Leather gerçi bir dakika. Dur. Great sword'u şeye versek mi? Cleric'e. Neye? Klerik. Alamaz. Şimdi burada klerik büyü yapamaz. Büyü yapamaz. Klerik'e de bir tane spell kağıdı attım. Abi onu herkes okuyabiliyor galiba ya. Universal yani Light olarak. Için. Aynen. Açtın mı? O zaman ona verdim bile. Açtık şey. Değil mi? Heh. Açtık diye hatırlıyorum. Yo açmadım. Açmadık. AC'm i̇şte... düşecek ama. Neyse bir dursun şimdi üstümde. Bakayım bu elimdeki bow'dan daha iyi vuruyor mu? 1D6 vuruyor. Bu 1D8 vuruyor. Crossbow bir tane varmış üstünde. Okey bunu alırım ben ya. Klerik nerede abi? Ama loading'i var bak. Ha. Bir tur sıkıp bir tur load etmen lazım. Ne verdin abi? Ha, süper silahları ben kullanamıyorum yerde. Zırhları yere bıraktım. Hani istediğiniz varsa. Ha, bunu öğrenmişiz zaten. Almadığınızı zaten şey yapacak ya, otomatik lootlayacaklar ya bize. Onu yere atmak gerekiyor abi. Bakayım. Sandığın içinde bırakmamak gerekiyor mesela. Dur, hayır. Chainmail'e bir bak. Bak. Ya chainmail'e bak. Ya ben şey giysem mi? Leather armor giysem mi diyorum da. Sende ne var ki üstünde şu an? Scale mail var da. Leather değil de şey istiyorum. Stubbit falan varsa.
düşürürsek onu giymek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Chain mail'e bakayım dedim. Üstünde zaten chain mail var. Peki. Hadi alacağınızı da almadığınızı bırakın. Long rest'imizi alalım, devam edelim. Ama bu şimdilik dursun, üzerine de bulamazsam ki yerim ya. Tamamdır. Basıyorum o zaman long rest'i. Bas bas. Yere bir şey atmadın değil mi başka kullanacağımız? Yok, kullanacağımız bir şey atmadım. Hadi çıkart bize host. Host. Nerede? Orada yakalanmışız. Şu anda rest alıyoruz. Restimizi aldık. Devam ki. Oo. 5 food bulduk. Tutorial. Abi, bir de çiçek buldum. Oo. Nerede? Interrupt'tan mı durduruyorduk? Hı. Craft falan yapabiliyormuşsun. Dur. Bir dakika şimdi. Bir şeye bakıyorum. Alışmaya çalışıyorum da menüsüne. Armor maintenance yapmışsın abi sen. Flüt çalmış Furkan abi Cecilia. Ben yemek bulmuşum, üstüne aynen de çiçek bulmuşum. Peki. Kızgın violet bulmuşum gene. Niye kızmış ki bu? Bana kızmıştı. Kopardım diye.